Janitöre bak be. Bizim bahçede de var. Varsa neden sadece bizim önümüzde be? Ama doğal yaşam alanı niye onların önlerinde yok bu hayvanları besleyen? Niye anında bu fırlama fırlıyor ha? Köpeğiyle? Telefonumu cebime koydum. Gördün değil mi nasıl taş atıyordu bana? O adam. Taş mı alıyor? Taş tabii taşlar O attı. atanlar nedir? Ha? Ne attı? Taş. Niye duruyordun orada? Adına gelecek. Gitsin oradan neler yapıyor orada. Yusuf Beni mu? gaza getirmek için. Seni yok çıkarır, bak bu karar. Öldürür. Öldürsünler umurumda değil. Bu şeyleri millet bilsin yeter ki. Ha? Bu şeyleri, bu konsomatrislerin nasıl oyları çalabildiklerini virüslerle, bu özellikle bu iblisi millet öğrensin, bilsin diye. Öldürsünler be. Her gece başladılar aynı bokları gibi. Aynı noktaya, aynı noktaya. Bizim bahçede de var. Daha önce oluyordu. Orada da o köşede de oluyordu. Şimdi niye yok? Komşunun kapısının önünde oluyordu. Niye yok? Bu geçiş yolu boydan boya oluyordu. Onun karısı gideceği zaman hastaneye falan. Veya alışverişe veya bir yere. Anında biliyordular. Bizi dinledikleri gibi. Adımımızı dışarı atsak biliyorlar. Biz duymadık o ölmüş. Anında biliyordular hastaneye gideceğini. Bütün gece kızları ağlamıştır öldü diye. Asıl biz bilmiyorduk. Evet. Bu aktör de geldi. En azından bunların filoları bu servis taşıtlarından daha iyi. O kadar rüzgar ermiyor. Belki de komşudur. Hiç şikayet ettiğim yok ondan. İnşallah her gün konar. Böyle bir şeytanlık var mı be? Böyle bir şeytani millet var mı be? Komşu katillerine bak be. Bebek katilleri bunlar. Doğum hastanesine yaptıkları belli. Ben bahsedince anı gösterince videoda bakınlar neler yapıyorlar. Her 20 santim kaç santimetreydi bilmiyorum. 33 olabilir. Yem 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 yem. Bütün tedileri topluyordular be içine. Toksoplazmalarla, hastalıklarla, bu uçuşan şeylerle. Kaç tane bebeğin ölümüne neden olmuşlardır. Sakat doğmalarına, hastalıklı doğmalarına, özürlü doğmalarına. Ben söz edince bakın neler yapıyorlar yayınlayınca aniden tadilat oldu orası. Birden tadilat başladı. Ki uzun süre uğraştım yani. Her gün çekimlere bakın bebelere ne yapıyorlar diye. Ve ben çekip yayınladıkça bu akbaba sülalesi ne tezgahlar düzenliyordu be, ne linçler, ne adam kendi anasıyla. Konsomatris gösteriş.